kritik anlarda tehlikeye sokabiliyor. Tabii ki, ama işte imtihan olmak da öyle bir şey. Nefse, nefse nasıl müdahale edeceğiz? Allah elimize bir nefsi idare kılavuzu vermiş. Şeytanla baş etme kılavuzu. Nefsi idare kılavuzu vermiş. Nedir bu kılavuz? O kılavuzu iyi okuyacağız. Ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Açalım o kılavuzu mı? Hepimiz ismini biliyoruz. O kılavuzun ismi Kur'an. Ve birçok zaman biz kılavuzu okuyup öğrenip uygulamak yerine kılavuzu okuyup üflüyoruz. Bu şeye benziyor. Yani diyelim ki bir arabayı kullanma kılavuzu var. Değil mi? Bize verilmiş. Biz arabayı kullanma kılavuzunu açıyoruz arabada. Anlamamak kastıyla, mesela anlamadığımız bir dilde de onu okuyoruz. Ondan sonra anlamadığımız dilde, diyelim İngilizce, Almanca bilmediğimizi düşünelim. Yani Almanca olsun arabanın kılavuzu. Almanca okuyoruz. Arabaya üflüyoruz kılavuzu. Araba gitsin şimdi diye. Sonra da diyoruz ki bu direksiyonu nasıl sağa sola çevireceğim? Neresine basacağım? Şurada bir kırmızı lamba yanınca bu neye işarettir diye soruyoruz. Ne yapacağız diye soruyoruz. Ya oradaki kılavuzda yazıyor. Sen kılavuzu anlamadın ki, arabaya üfledin kılavuzu. Araba haydi gitsin diye bekliyorsun. O kırmızı ışığın neyin işareti olduğunu ben ne yapacağım bilmeden, diye değil mi? Soruyorsun. Oysa kılavuz orada. Bak, onu senin Arapça bilen, tabii Kur'an'ı orijinalinden okumak iyidir. Allah'ın vahyettiği dil Arapça. Ama bilmeyen onu anladığı dilde okuyacak ki o kılavuz bizden ne istiyor? O kılavuza gitsek, Allah'ın imtihan edeceği de orada var, demin konuştuğumuz konularda. Müslüman için ümitsizlik olmayacağı da var.